Şimdi normal şartlarda Halkbank'a yapılan yaptırımların ya da Halkbank üzerinden Türkiye'yi uluslararası finans diyelim ki sektöründe cezalandırma girişiminde hukuki bir altyapısı yok. Yani Amerika size diyor ki İran'la ticaret yapma. Neden? Yapma. Rusya'dan gaz alma. Neden? Alma. Yani şimdi yani burada hukuk falan söz konusu değil. Bu açıdan bakıldığında teorik olarak söylediği şey doğru. Uluslararası evrensel hukukun normları açısından Amerika'nın yapmış olduğu diyelim ki bu soykırım nitelemesinin bir karşılığı yok. Ama Amerika böyle bir devlet değil. Yani Amerika bir yaptırım kararı aldığı zaman yani bırakın Türkiye'yi, Çin'i de sarsıyor, Rusya'yı da sarsıyor. Yani Çin ve Rusya ile diyelim ki bir rekabet var. Yani küresel anlamda, askeri anlamda bir rekabet var. Ama sadece oraya yapmıyor bunu. Almanya'yı şimdi bakın son 2 yıldır muazzam bir biçimde sıkıştırıyor. Sıkıştırma gerekçesi şudur. Diyor ki sen Kuzey Akım 2 projesiyle Rusya'dan doğalgaz alma diyor. Şimdi Almanya buna direniyor. Almanya Türkiye gibi değil ki. Hani ciddi anlamıyla Amerika ile aralarında bir ittifak var. İttifak ilişkisi var. Ona rağmen Almanya'ya bunu yaptırım olarak dayatıyor. Bu açıdan bakıldığında hani teorik olarak söylenen şeyler doğru ama Amerika'nın küresel anlamda bir baskın gücü var ve bu baskın gücü kullanırken son derece haydutça davranıyor. Yani emperyalist siyaset diyoruz. Doğru, emperyalizm diye bir siyaset var, sömürgecilik diye bir siyaset var ama Amerika'nın tavrı yani o bizim bildiğimiz kovboy tavrı, haydutça. Yani geliyor ki bu topraklar benim diyor. Bu coğrafya benim diyor. Burada benim hukukum geçerli olur diyor. Ve en nihayet o kovboy tavrı vardır. Hemen dar ağacını kurun der. Yani bakılmaz mahkeme var mı yok mu, ifade var mı, savunma var mı, hiçbir şey yok. Yani dar ağacını kurarlar, hekementi atarlar, hemen orada sallandırırlar. Yani Amerika'nın o linç kültürü bireysel anlamda Amerika kendi kıtasında nasıl uygulandıysa küresel anlamda da bunu yapıyor. Bence bu noktada en azından bu soykırım meselesi bağlamında siyaseti kendi içinde çekişen, kendi içinde vuruşan bir iklimden çıkartmamız lazım. Yani HDP'nin sözü gerçekten bence de şaşırtıcı olmadı. Öteden beri zaten savundukları şey bir soykırım vardır. Türkiye cinayet işlemiştir, katliam yapmıştır, jenosit uygulamıştır falandır filandır. Yani ben bu noktada bu konuyu tartışmaya açılmamız lazım. Meselenin boyutlarını çok cepheden tartışmamız lazım. Hakikaten 1915'te ne oldu? Biz tehcili tartışalım. Tehcil kararı niçin alındı? Tehcil kararı hangi sebep, hangi sonuçlara yol açtı? Bunları konuşmamız lazım. Bunlardan bizim utanacak, çekinecek bir şeyimiz yok. Kaldı ki Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını ben dinlediğim zaman bunun izahı vardı. Detaylı bir biçimde hatta izahı vardı. Nasıl karar alındı, kaç kişi tehcir edildi, bunun sonuçları ne oldu gibi. Sayın Bahçeli'nin de hemen konuşması aynı orada da akıştaydı. Hemen dediler ki kardeşim sen Türk Tarih Kurumu'nun başkanı mısın, sen onu bırak filan diye. Bence o değil. Biz meseleyi Türkiye'de toplumu germeyecek bir biçimde, toplumu çatışmaya sevk etmeyecek bir biçimde tartışmalıyız, konuşmalıyız. Ama aynı zamanda uluslararası toplumu da Ermeni meselesinde bir biçimde ikna etmenin yollarını aramamız gerekiyor. Fakat bu yolları ararken Türkiye'nin sadece savunmada kalmasını, sürekli defans siyaseti yürütmesini de doğru bulmuyorum. Yani bazı arkadaşlar şöyle diyor. Siz dediniz ki efendim Kızılderil meselesini gündeme getirelim. İşte buna gülüyorlar. Ya buna gülmeye gerek yok. Yani biz Kızılderil meselesini de konuşalım. Bu meseleden bağımsız olarak konuşalım. Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atılan bombaları da konuşalım. Orada yüz binlerce insanın nasıl Amerika tarafından günün ortasında katledildiğini de konuşalım. Irak'taki işgali konuşalım. Ebu Ghraib hapishanesinde insanlara nasıl tecavüz edildiğini, yıllar boyunca bu insanların nasıl en aşağılık muamele yapıldığını konuşalım. Bunda ayıp bir şey yok. Bunda ayıp bir şey yok. Yani kaldı ki bunun için HDP şunu dedi demedi. Buna da bir gerek yok. Ya bakın halen 20 yıldır Afganistan'da süren bir Amerikan işgali var. Hani Vietnam'ı var, Irak'ı var, Afganistan'ı var. Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerinde uygulanan darbeler var vesaire var. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani Türkiye bir takım yanlışlar yapıyor mu? Evet, yanlışlar yapıyor. Doğru. Eksikleri var mı? Eksikleri de var. Bazı tutarsız davranışları da var. Bunları doğru. Yani bunları eleştirmekte bir beis görmüyorum. Ama ben Aytuğ Bey'in açıklamasını, daha doğrusu meseleyi izah biçimini doğru görmüyorum. Yani Türkiye eğer Sisi darbesini onaylasaydı, Sisi darbesine Mısır'da destek verseydi, Türkiye'nin durumu bu kadar sıkışık olmazdı. Türkiye eğer
İstanbul'un ortasında Suudi Arabistan konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı adındaki bir gazetecinin, uluslararası bir gazetecinin önce kafasının kesilmesine, ondan sonra paramparça yapılmasına cesedinin, ardından bir asit kuyusunda yakılmasına, yok edilmesine sessiz kalsaydı bu sorunu biz yaşamazdık. Yani şimdi bunu görmezden gelmeyelim biz. Yani Türkiye burada evet kırmızı çizgileri ihlal ediyor. Ama bu kırmızı çizgileri ihlal etmeden Türkiye'nin kendi içinde ve kendi bölgesinde hakkın, hukukunu müdafaa etmesi mümkün değil. Ben Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi bir menfaat mücadelesi olarak görmüyorum. Ya bakın, milli mücadelenin kurucu unsuru nedir? Müdafaa-i hukuk cemiyetidir. Ya biz kendi hakkımızı, hukukumuzu, var olma imkanlarımızın savaşını, mücadelesini veriyoruz. Yoksa gidelim de şunları bunları katledelim değil. Kaldı ki soykırım deniliyor. Ya Osmanlı toplumu içerisinde herhangi bir etnik ya da mezhebi unsura karşı bir soykırım ya da bir jenosit ya da bir asimilasyon siyaseti uygulanmamıştır. Kaldı ki Ermeni toplumu, Ermeni cemaati, Ermeni kilisesi, Ermeni aydınları Osmanlı toplumu içerisinde son derece muteber bir yerdedir. Kaldı ki 1908'de 2. Abdülhamit'in tahttan indirildiği dönemde, İttihat Terakki'nin iktidar olduğu dönemde, Enver Cemal Talat Paşaların ülkeyi yönetimine bir noktada vesayet ettiği dönemde Ermeni cemaatinin en önde gelen insanları da bu vesayet sürecinin bir parçasıydı. 1911'de seçimlere girerken İttihat ve Terakki listesinden Ermeni toplumunun temsilcileri vardı. 1912 seçimlerinde vardı. 1914 seçimlerinde yapılan pazarlıklarda acaba 15 milletvekili mi olacak Ermeni toplumundan, 20 milletvekili mi olacak diye bir tartışma vardı. Ve nihayet tartışma İttihat Terakki listesinden 15 milletvekilinin seçime girmesiyle sonuçlanmış oldu. Ama aynı süreçte Balkan Harbi'nde yaşanan acı olayları düşünmemiz gerekiyor. Yani 1915'te alınan bu kararın arkasında aslında Kafkasya'dan ve Balkanlar'dan milyonlarca Müslümanın, Boşnak olur, Arnavut olur, Pomak olur, efendim Tatar olur, Çerkez olur, Abaz olur, Azeri olur. Bütün bunların hepsinin Balkan ve Kafkas coğrafyasından Anadolu coğrafyasına doğru, yani daha ağır şartlarda tehcir edilmesiyle beraber ortaya çıkan bir travma kendi içerisinde bir sıkıntıyı oluşturmuştur. Kaldı ki bu sıkıntıda bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da detayları vardı. Bir taraftan Taşnak örgütü ama bir taraftan asıl daha yoğun olarak Hınçak örgütünün doğrudan silahlandırılması neticesinde ortaya bir takım sıkıntılar çıktı. Kaldı ki Osmanlı toplumu 1914'te Yeniköy'de dönemin başbakanı Said Halim Paşa'nın da imzaladığı bir anlaşmayla Vilayet-i Sitte'de bir özellik anlaşması da yapılmış durumdaydı. Ama siz bir taraftan efendim demokratikleşme diyelim bugünkü anlamıyla, temel hakları, hukukları, özgürleştirme diyelim, o kararı alıyorsunuz. Abi bir bakıyorsunuz ki Amasya'da muazzam bir cephanelik ortaya çıkıyor. Adapazarı'nda, Merzifon'da, efendim Adana'da vesairede. Türkiye'nin her tarafında bir Ermeni toplumunu silahlandırma, çeteleştirme yönünde adımlar atılıyor. Osmanlı toplumunun yapmaya çalıştığı şey doğuda Rusya'nın, güneyde de Fransa ve İngiltere'nin Ermeni toplumunu kullanarak bölgeyi terörize etmesine dönük bir tedbir almaya çalışıyor. Evet, bu tedbirin sonuçları ağır olmuştur gerçekten de. Yani Ermeni toplumunun yaşamış olduğu acıları inkar etmek doğru değildir. İnsanların topraklarından belli bir bölgeye gönderilmesi de doğru değildir. Evet. Ama bunu şöyle değerlendirmeyi, yani bir jenosit, efendim bir etnik kültüre, bir mezhebi kültüre karşı bir yok etme siyaset olarak uluslararası hukuku da hiçe sayarak, tarihi belgeleri, bilgileri, gelişmeleri de hiçe sayarak almayı doğru bulmuyorum. Bu açıdan bakıldığında meseleyi izah yöntemimiz şu olmasın. Yani bizim tarihte utanacak şeylerimiz yoktur. Ya vardır, bizim tarihimizde de utanacak şeylerimiz olmuştur. Onlar için de gerekirse öz eleştiri veririz, yaparız yani bunu. Ama bizden öz eleştiri isteyenlerin, daha bugün Afganistan'da katliam yapan, daha dün Irak'ta insanları bombalarla perişan eden, peki, Vietnam'da, Hong Kong, şeyde affedersiniz, Hiroşima'da, Nagasaki'de bu katiller sürüsünün olması doğru değildir.